Neden batı çöküyor ve çökmeye mahkumdur? Bak 300 seneden beri batı iki tane ikiz kardeş olarak zulmünü yapıyor. Işığı açalım lütfen, şimdi meşgul etmeyelim. Şu açıklamayı yapayım, sonra onu koyacağız. Bakınız, bu ikiz kardeşten biri komünizm, biri kapitalizmdir. Bunların ikisi de birbirinin aynıdır. Kuvveti üstün tutan bir sistemdir her ikisi de. Ezen ve ezilen düzenin aralarında bir tek fark vardır. Komünizmde ezen siyasi güçtür, kapitalizmde ezen ise ekonomik güçtür. Yani demin size söylediğim siyonistler, dünya sermayesini eline almış, hepinizi ben ezeceğim diyor. Kapitalizm denilen şey, siyonizmin 6 milyar insanı ezme aleti demektir. Kapitalizm demek, siyonizmin bizim kanımızı emen kamışı demektir. Batırmış bardağın içerisine masum insanların kanını emiyor bu kapitalist sistem vasıtasıyla. Kapitalizm aynı şekilde bir ezen ezilen sistemidir. Sadece ezen güç değişiyor. O da sermaye gücüdür. Hepinizin dikkatini çekiyorum. 1 Mayıs günü bugünkü Papa bir açıklama yaptı. Mümtaz Soysal beyefendi de bu açıklamayı Milliyet Gazetesi'ndeki bir makalesiyle çok anlamlı bir şekilde yorumladı. Papa'nın açıklamasında ne diyor? Papa diyor ki bugün 1 Mayıs, emeğe saygı günü. Biz Katolik Kilisesi olarak bugün ilan ediyoruz ki artık bu kapitalist nizam aldatmacasına son verilmelidir. Kapitalizm bir günah yumağıdır diyor Papa. Halbuki 21 seneden beri bizim de Türkiye'de bizim milletimize anlatmak istediğimiz işte bu gerçeğin ta kendisidir. Komünizmden de hayır gelmez, kapitalizmden de hayır gelmez. Sosyalizmden de hayır gelmez, bu faizcilikten de hayır gelmez. Ve bunların Türkiye'deki taklitçisi olan partilerin hiçbirinden de hayır gelmez. Kimse bu sünni partileri yaşatamaz. Bakınız bu konuyu konuşmamızın sonunda bir kere daha dönerek aydınlığa kavuşturacağız inşallah. Şimdi söylemek istediğim nedir? Bulunduğumuz tarihi noktayı gördük. Bu tarihi nokta kapitalizmin çöküp yerine hakkı üstün tutan adil düzenin yeryüzüne hakim olmanın dönüm noktasıdır. Komünizm çökmüştür. Yaşayamaz çünkü zulüm düzenidir. Kapitalizm zulümden başka şey. Şu anda kapitalizm çöktü mü? Hayır. Peki insanlığa saadet getirdiği için mi yaşıyor? Asla. Niye yaşıyor? Yahudinin emme kamışı olduğu için yaşıyor. Bu kapitalist nizamı siyonistler sünni olarak yaşatıyorlar. Çünkü onun vasıtasıyla bütün insanlığın kanını emiyor. Yoksa bir sistem olarak alıp da kapitalizmi incelediğiniz zaman Papa'nın doğru söylediğini görürsünüz. 9-10 Mart tarihlerinde bizim 17 tane batılı profesörle yaptığımız adil düzende Nobel ödüllü batılı profesörlerin de aynen bize iştirak ederek evet kapitalizm bir zulüm düzenidir ve mutlaka yıkılmalıdır sözleri de yine hep bu söylediğimiz gerçeği teyit ediyor. Kapitalizmin zulmü nedir? Kapitalizm zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Çünkü kapitalizmin içerisinde faiz denilen bir virüs, bir mikrop vardır. Bu mikrop emeği yok etme mikrobudur. Faiz demek emekçilerin hakkını haksız yere almak demektir. Dünya siyonizmi sermayeyi eline almış, bütün 6 milyar insanı oturduğu yerden faizle eziyor. Mesela şu Türkiye'nin bugün 50 milyar dolar dış borcu var. Bu 50 milyar dolar kimin parası? Suudi Arabistan'ın parası, Kuveyt'in parası. Niçin? Çünkü Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrollerini işleten şirketler batılı siyonist şirketler. Bak bendeniz bizzat Saddam'ın kendisinden şu cümleyi dinledim. Dedi ki biz gittik Kuveyt'i işgal ettik. Zannediyor musunuz Kuveyt petrollerini Kuveytlerden teslim aldık? Hayır. Amerikalılardan teslim aldık. Neden?
Kuveyt Petrol Şirketi bir Amerikan şirketi. Suudi Arabistan'ın petrolünü işleten bir başka Amerikan şirketi Aramco. Bunlar Müslümanların petrolünü alıyor, arada bir bu ülkenin şeyhlerinin önüne bir pusula bırakıyor. Şu kadar petrol getirdik, senin hakkın bu kadardı. Bu hakkın şu kadarını kullanabilirsin, öbürünü bizim Yahudi bankasında bırakacaksın ha diyor. Pusulada da bu yazıyor. 40 seneden beri bu paraları kendi bankalarında topladılar. 700 milyar dolar Suudi Arabistan'ın ve Kuveyt'in parası var. Nerede? Amerika'daki Siyonist bankalar. Şimdi para Suudi Arabistan'ın, bu Siyonist bankalar 50 milyar dolarını bize borç olarak veriyor. Suudi Arabistan'ın parasını, ama buna mukabil bir senede 8,5 milyar dolar faiz ödetiyor bize. Bu Körfez Harbi münasebetiyle Mısırlı parlamenterlere konuşuyorduk. Onlara sordum, bizim de 50 milyar dolar dış borcumuz var, biz 7 milyar dolar senede faiz ödüyoruz diyor. Yani dünya Siyonizmi Müslüman'ın parasını almış, Müslüman ülkelere borç diye vermiş, faiz yoluyla onların kanını emiyor. Şimdi bu Irak harbi vasıtasıyla Amerika bütün Körfez petrolüne 50 sene ey koyuyor. Iraklara diyor ki harp tazminatı vereceksin. Ne olacak? 50 sene senin petrolü ben kullanacağım. Suudi Arabistan Kuveyt'e diyor ki ben bu harbi senin için yaptım. Ne olacak? Sen de savaşa iştirak payı ödeyeceksin. Müslümanların bütün petrolüne 50 sene el koyuyor. Ne yapacak bu petrolle? Rusya diyor ki kapitalist nizama geçeceksin. Sana ben sermayeyi borç vereceğim. Sen bana faiz ödeyeceksin. 300 milyon Müslümanı, 300 milyon Rus'u Müslüman'ın petrolü vasıtasıyla köle olarak kullanacak. Rusya'nın madenlerini, ovalarını istismar edecek. İşte emperyalizmin, Siyonizmin yaptığı budur. Bundan dolayıdır ki kapitalist nizamı onlar savunuyor. Savunuyor da ne oluyor? İşte bütün insanlık maalesef bu kapitalist nizam altında her gün daha büyük bir zulme gidiyor. Bugün ülkeler içerisinde büyük bir dengesizlik var kapitalist nizam yüzünden. Ufak bir holding grubu çok zengin, milyonlarca insan ezilmiş. Dünyada da bir takım ülkeler çok zengin, bütün Afrika açlıktan ölüyor. Bunun sebebi kapitalist nizam. Bizzat Amerika'da 3 milyon insan sokakta yatıyor. Niçin? Çünkü kapitalist nizam zengini zengin ediyor. Oradaki Yahudi holdingler zengin oluyor. Amerika'nın %10'u açtır. Paris'in de böyledir, İngiltere'nin de böyledir. Bunlar Paris'in etrafındaki çöplüklerde yiyecek arıyor. Aç insanlar. %10, %10'u fakir, %10'u işsiz. Kime yarıyor bu kapitalist nizam? Ufak bir holding grubuna yarıyor. Amerika'nın yıllık milli hasılası 3 trilyon dolar. Ama buna mukabil kendisinin 3 trilyon iç borcu var, 600 milyar dolar dış borcu var ve de bugün köprüsünü tamir edecek parası yok. Çok sevdiği Özal geliyor, 1 milyar dolar istiyor, veremem kusura bakma diyor. Niçin? Kelim merhem olsa kendi başına sürer de onun için. Bütün dünyayı sömürdüğü halde gene aç ve açık. Kim? Amerika. Bizde bir albüm var. Amerika'da her gün üzerindeki arabalarla yıkılan köprülerin resimle. Niçin yıkılıyor? O köprünün tamir parasını veremiyor. Peki bu kadar para nereye gidiyor? 3 tane Yahudi holdingin cebine gidiyor. Nereye gidecek? İşte kapitalist nizam budur. Ve tabii kapitalist nizamın en büyük tahribatı ahlak tahribatıdır. Bu faiz ahlakı tahrip ediyor. Allah kimseyi fakir bırakmasın. Faiz yüzünden ezilen alt tabaka ahlaksızlığa itiliyor. Mecbur kaldığı için, affınıza sığınarak söylüyorum, aç kaldığı için tele kız oluyor. Sebep ne? Açlık, kapitalist nizam. Fakiri böylece ahlaksızlığa itiyor. Öbür taraftan zengini de ahlaksızlığa itiyor. Neden? Bir insan düşünün ki oturduğu yerde ayda 10 milyar lira faiz alıyor. Hiç çalışmıyor. Niye?
faizle parası var, 10 milyar lira para almıyor. Peki bu insan ne yapacak bu 10 milyar lirayla? Eğer bir nefis terbiyesi görmemiş ise yapacağı şey 10 milyar lirayla kumar oynayacağı bir kumarhane arayıp bulmaktır. Yoksa o kumarhaneyi kendisi kuracak. Niye? Parası var çünkü. Bir defa da o kumarhane kuruldu mu fakir bir adam da bir günde ben felekten çalayım diye o da gidiyor oraya. Fakiri de tahrip ediyor. Sonra o kumarhane biraz sonra bakıyorsun ki uyuşturucu merkezi olmuş, mafya merkezi olmuş, bir kanser gibi bütün toplumu perişan ediyor. İşte kapitalist nizam budur ve bunun yaşaması mümkün değildir. Onun için mutlaka insanlık bu sakat nizamları yıkacak, yerine adil nizamı kuracaktır.